Ne yapacağız oğlum şimdi? Vınlayacağız abicim. Vınlayacağız derken? Kimselere görünmeden kaçacağız yani. Hiçbir yere dokunayım deme. Parmak izimizi bulamasınlar. Bir de mendil falan bulalım bir yerlerden. O kapı kolundaki parmak izlerimizi silelim. Yarın komşular kokuya uyanıp bulurlar nasıl olsa rahmetliyi. Hayatta olmaz hocam öyle şey. Ben nenemi bu halde bırakamam. Ne olursa olsun ben polisi arayacağım. Lan polisler zaten bizi arıyorlar her yerde. Bir de ninenin ölüm nedenini bize mi yıktıracaksın? Yok hocam. Gerekirsem müebbet yatarım. Umurumda bile değil. Yine de nenemi bırakmam bu halde. Ben polisi arayacağım. Lan! Rahmetli akşam olunca telefonun fişini çekerdi. Telefon sapığı hiç eksik olmazdı garibimin, ilginçtir. Telefon da biraz eski modeldi tabi. Ne oldu lan? Ne oluyor oğlum? Oğlum ne hallendin yine, ne oluyor? Bırakmadın ya. Bir. Beş. Bekle. Ne oldu lan? Oğlum ne oldu? Korkutuyorsun. Kımıldama. Kımıldama. Hiç kımıldama. Gel buraya. Gel buraya. Oğlum ne yapıyorsun? Benim gözlerim görüyor. Şşş. Hiç konuşma. Ya herif sen manyak mısın ya? Saçma sapan oyunlar oynuyorsun ya. Şşş. Konuşma. Karımız eksikti ya. Ya hocam manyak mısın? Tipin mi bozuk? Arızalı mısın? Sen nesin ya? Şşş! Dur lan bir dakika. Ya evcilik oynamanın sırası mı ya? Ya vallahi bizi cinayet işledik falan sanacaklar. Şu yapma şunları ya. Ya başörtüsü benim tarzım değil bir kere ya. Başka bir tarz bul. Niye yapıyorsun sen bunu ya? Bir sus lan. Bir sus lan. Ooo! İki dakika dur. Nerede lan bu? Aha! Ay, ay. Oğlum! Şş, süper oldun lan! Süper derken? Hazır ol! Neye? Nene! Hay! Bir de buna bak. Nene! Hay! Nene! 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 Oğlum! Sakalı bıyığı kes! Fotokopi! Nene! Lezize nene! Matador. Anangiller nasıllar? Onlara selam söyle. Onlara de ki senin gibi bir kazmayı nasıl yetiştirdilerse bize de söylesin ki biz çocuklarımıza yapmayalım böyle bunu. Ya hocam sen kafayı mı sıyırdın ya? Yani nenemi halıya sarıp bir ormana gömmek ne demektir ya? Sonra beni nenemin kılığına sokup her ay başı bankaya gidip nenemin emekli maaşını çekeceğiz, he? Bu ne demektir ya? Var mı böyle bir şaklabanlık ya, ha?
Sen kaç adet böyle ucuz film izledin? How many times watch Pulp Fiction in the movie what you are? Her ay havadan 1600 lira alacağız. Kardeşim. Nenenin emekli maaşı. Ver lan şunu. Sus. Yavaş. Ver şunu. Yerler yaş. Ne yaşı lan? Bana bak. Güzel maaşı varmış rahmetlinin ha. Polisler her yerde bizi ararlarken rahat rahat saklanabileceğimiz süper Zula bir evimiz de oldu bu arada. evimizde. Miz. Yok hocam. Yok. Ben filmime bile koymam böyle ucuz numaralar. Ha, diyelim ki hocam ben senin bu iğrenç ötesi teklifine okey de. Çok zor da. Yani bir ayrıntıyı atlamıyor muyuz? Ne gibi? Bu kelepçe gibi. Kaderimiz olan bu kelepçe varken nasıl yapacağız bunu? Nasıl bu kadar kostüm değiştireceğiz, action'a gireceğiz? Koca İstanbul'da günlerdir bir anahtar bulamadık da. Yani nenemin evinde mi bulacağız? Yani nenemin evinde kelepçe mi bulacağız? Çekmeceyi açınca böyle kelepçe mi buluyorsun yani ha? Nene? Lan? Yok hocam yok. Yok hocam. Oynamıyorum. Ben oynamıyorum. Ben en iyisi gidip komşulara haber ver. Onlar çağırsınlar polisi. Kelepçe lan. Onlar polis çağırsın. Sen burada kalıp istediğin oyunu oynayabilirsin abiciğim. Tamam mı? Merhaba. Merhaba. Pınar? Bu? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Lezzet teyze yok mu acaba? Lezzet teyze derken? Şu anda kapısında durduğunuz evin sahibi. Lezzet teyze. Ha. O Lezzet teyze. Benim nenem yani. Aa, siz Lezzet teyzenin torunu musunuz? Evet. Bir tek ben torunuyum. Şu sağ yanımda görmüş olduğunuz korku filmi karakterinin konuyla hiçbir alakası yok. Ya ben neneme daha bebekliğimden itibaren only nine dediğim için Lezzet ismini duyunca arkada biraz gecikme oldu. Mesela beni daha çocukluğumdan itibaren Ömercik diye çağırırlarmış. Ömercik mi? Evet, Ömercik. Yani Ömercik kadar kirim bir çocukmuşum ben. Ömercik aşağı, Ömercik yukarı derken büyüdüğümde gerçek ismim olan Piko'ya alışmam bayağı bir zor oldu. Yani Piko İtalyanca'da genç ve yakışıklı erkek manasına geliyor. Bel Piko. Memnun oldum. Ben de Pınar. Biliyorum. Biliyor musunuz? Tahmin ettim yani. Bir Pınar ancak sizin kadar güzel olabilir. Teşekkür ederim. Ya ben sizi nereden tanıyorum? Biz banka... İleride fıçı çevirmeyi düşündüğüm bir takım film projeleri var da. Orada izlemişsinizdir. Ben de birine benzettim filan sanmıştım. Bu daha mantıklı ve daha az saçma bir açıklama olabilirdi. Ama olmadı. O sıra gelmedi. Emprovize her zaman olmuyor. Allah benim cezamı vermesin. Lezzet teyze evdeyse ona bir merhaba diyebilir miyim? Çok severim de Lezzet teyzeyi. Sürekli gider geliriz birbirimize. O bana yemekler filan yapar. Akşamları birlikte dizi filan seyrederiz. Ah ölürüm öyle mi? Ben de yalnız yaşadığım için işten kalan çoğu zamanımı onunla geçiririm yani.
Lezzet teyze benim annem gibidir. Ben içeri gireyim de bir elini öpeyim. Ninem şu anda kapsama alan dışında. Nasıl yani? Uyuyor. Uyuyor mu? Bu saatte. Allah Allah. Lezzet teyze hiç bu saatte uyumaz ki. Hasta. Landır. Mış. Kendisi. Ben toparlayayım. Hastalanmış da kendisi. Biz de ilaç falan getirdik. İlacının etkisiyle olacak. Yatırdık, hemen uyudu. Derin uyudu. Ay ben çok üzüldüm. Uyanınca benim de çok geçmiş olsun dediğimi söyler misiniz lütfen? Tabii söyleriz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Siz sürekli burada mı kalıyorsunuz? Yoksa misafirliğe mi geldiniz? Ben bir süre nenemle birlikte kalacağım. Ben de. Neyi? Ben seni yalnız bırakır mıyım kanka? Kankam. Evet. Kankam İsmail de benimle beraber kalacak. Mecburen. Ben Matador İsmail. Ben de Pınar. Brrrr. Çok memnun oldum. Ben de süper memnun oldum. Ben bir neneme bakayım en iyisi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yarın görüşürüz. See you tomorrow. İyi akşamlar. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Geç. Geç içeri. Süper memnun olmuş. Geç. Nenemi hangi ormana gömeceğiz peki? Hahahaha.